Selvi hemşire, bize verebileceğim böyle büyük bir vaka var mı? Şimdi geldi. Gelin. Merhaba. Merhaba doktor abi. Ben Mert, komiser Mert. Neyin var Mert? Bir şeyim yok, polis olacağım ben. O değil, diğeri. Merdivenden düştük, bileğini incitti. Bakalım mı be? Ah, ay. Nasıl düştün bakayım? Başka bir yerin ağrıyor mu? Absans nöbeti. Ne zamandır oluyor bu? Bebekliğinden beri. Alıştık artık. Bileğine buz koyalım. Röntgen çekelim. Diğer çocuğa bakın. Evlatlık bizim çocuklarımız. 2 aylıktan beri bizimleler. Ne umutlarla evlat edindik. Bitmedi hastalıkları. Semih. Lösemi atlattı Mert. Kemoterapi, radyasyon, aylarca hastanelerde yattık. Ama geçti. Temiz benim oğlum 2 senedir. Öksürüğü var. Lenfler şişmiş. Ateşi yüksek. Boynunda bir sarılık var. Elleri de şiş. Yine de endişelenmiyoruz biz. Löseminin tekrar gelip gelmediğinden emin olmak için birkaç test yapacağız. Biz doktorlar olarak her zaman yakın... Merak etmeyin, biz size haber vereceğiz, bilgilendireceğiz. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ben galiba artık bu Muhsin Bey'e sinir olmaya başlıyorum. Asıl ben. Kim ne derse desin, bu vaka bizim. Tamam mı? Yürü. Doktor hanım, sağlık sorunlarım vardı benim. Olmadı çocuğumuz. Evlat edinelim dedik biz de. Bir garibana da faydamız dokunsun istedik. Baktık, ikiz bunlar. 2 aylık daha, el kadar. Öyle bir durumumuz da yoktu ama ayıramadık. Yemin ederim öz evladımdan farkları yok bana. Ama... Yıldım doktor. Semih, ne olur. Hayatım, kötü bir şey demiyorum. Yoruldum. Sarp'ın alerjisi, nöbetleri, Mert'in lösemi durumu. Tam ilik ameliyatı oldu, düzeldi, iyileşti dedik. Şimdi bu. Eğer bir daha kanser derseniz, ben yapamam artık. Bir kez daha dayanamam buna. Ben kötü bir adam mıyım doktor hanım? Olur mu hiç öyle şey? Bakın, testler çıksın öyle konuşalım, olur mu? Peşinden üzülmeyin. Şimdi haber gelir. Dur. Nani, nani konsepet geliyor. Nani, nani götür seni. Ali. Hayır, tutuklandım, olmaz. Hayır. Tanju aradı, bir sorun çıkmış. O vakadan alındın sen. Doruk geçecek senin yerine. Ha, hayır, ben Mert'i iyileştireceğim. Niye? Muhsin Bey'e inadından mı? Ha? Ay, tam tahmin ettiğim gibi. Ustalarım, en azından sonuçlar çıksın. Tamam, tamam. Sonuçları al, ondan sonra başka vakaya ama. Tamam? Nasıl? Alvarları çok yüksek. Trombositleri de yok denecek kadar. Hayır.
çok hızlı kötüleşiyor. Ciğerleri çökmüş. Erken yakalasaydık. Hiçbir şey değişmezdi Ali. Çok nadir görülen bir fenotipi var. Yani her koşulda. Gideceğim. Ne dedim ben sana? Kazanmış gibi sevilmeyin lütfen. Bu çok üzücü. Tabii ki çok üzücü. Ama yapacak bir şey yok. Ben ne yapayım? Palyatif bakımı alın hemen. Yani hızla kötüleşecek. Acı çekmesin en azından. Ha. Bir de çocuğun annesine birisi öleceğini söylesin. Ali. Ferman Hoca seni çağırıyor. Öbür vakaya geçmen gerek. Muhsin Bey size... İşim var benim. Kaçtı mı o benden? Bir şey söyleyin lütfen. Üzgünüm. Kanser geri mi geldi? Nasıl göremedim? Sizin suçunuz yok. Yani eğer daha erken getirseydiniz de sonuç değişmezdi. Mert, artık yolun sonunda. Vardır yapılacak bir şey. Kemoterapi yapın, tekrar yeniden ilik nakli yapın. Kaldıramaz, gücü yok. Hastalığı çok ilerlemiş. Yeniden deneyin. Yeniden bir şeyler yapın, ne olur. Nermin Hanım, bunu çok net söylemem gerekiyor. Çünkü daha sonra daha çok üzüleceksiniz. Mert, kurtarılamaz. Hayır diyorum. Götüreceğim oğlumu, yurt dışına götüreceğim. Orada muhakkak bir tedavi yöntemi vardır. Deneysel de olsa muhakkak bir şey vardır. Yeter hayatım, yeter. Anlamıyor musun? İyileşmeyecek. Mert ölecek. Mert'im ölecek. Ben artık yapamayacağım. Dayanacak gücüm kalmadı. Buraya kadar. Bu duruma daha fazla katlanamayacağım. Neye ihtiyacın olursa yollayacağım. Ne gerekiyorsa. Ama buraya kadar. Nermin Hanım, çok çok üzgünüm ama sizin dayanmanız lazım. Bakın bir çocuğunuz daha var ve ikizini kaybediyor. Size ihtiyacı. Allah bana güçler. Bakayım bakalım ne yapıyorsun? Mert'e rozet çizdim. Yarın doğum günü parti yapacağız. Barış olacak o. Sarp sen çok iyi bir abisin. Tabii 10 dakika benim ondan. Abiyim ben. Ama Mert belki partiye katılamayabilir. Birazcık hasta. Olmaz. Polis olacaktı o. Peki ne zaman iyileşir? Ona göre hazırlanayım ben. Sarp. Senin kardeşin... Sarp. Bu partiyle ilgili her şeyi ben yapacağım, tamam mı? Sen hiç merak etme. Biz şimdi çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Geleceğim ben. Bakacağım o çizdiklerine. Bildiğim kadarıyla hastalarla konuşmayı çok sevmiyordunuz Muhsin Hoca. Gerçeği öğrensin çocuk. Hakkı. Eninde sonunda öğrenecek. Tamam. Ama o iş bende olsun, tamam mı? Lütfen.
Nasılsın Mertciğim? Biraz acıyor. Öyle mi? Rahatlatacağım şimdi. Nazlı abla. Efendim canım. Ben büyüyüp polis olmayacağım. Aa, karar mı değiştirdin? Ne olacaksın peki? Ben büyümeyeceğim yani. Mertciğim. Anladım ben. Annem hep ağlıyor. Senden bir isteğim var. Söyle. Serp'i iyileştirir misin? Merak etme, tamam. Bileği şimdiden çok daha iyi. Absan söhbetlerini de dinleyeceğiz. Teşekkürler Nazlı abla. Çünkü annemin ona ihtiyacı olacak. Anne. Efendim yavrum. Bana vişne suyu alır mısın? Alırım tabii, hemen alırım. Sarp sen otur böyle. Hemen gelirim ben. Gelsene bir. Dön arkana. Niye? Dön arkana. Otur. Hissettin mi? Evet. İşte böyle olacak. Beni hiç görmeyeceksin ama hep hissedeceksin. Öleceksin mi? Ben sen gidince ne yapacağım? Anneme bakacaksın. O bizi hiç bırakmadı. Babam da kaçtı. Ama annem bizi hiç bırakmadı. Şimdi ben gidince o tek kalacak. Sen de ona bakarsın, olur mu? Onu hiç üzme, derslerine çalış, iyi bir çocuk ol, tamam mı? Korkuyor musun? Birazcık. Korkma, ben yanındayım kardeşim. Merhaba. Merhaba. Ben gizli polis. Ali Vefa. Evet. Arkadaşlar ben bir suçluyu arıyorum. Merkezden çağrı yaptılar. Bir suçlu varmış. Ne? Suçlu mu varmış? Evet. İsmi de Mikrop. Çok tehlikeli bir suçluymuş bu. Benim bir ortağa ihtiyacım var. Hem de hemen. Ben alırım ortak. Tamam ama bu çok tehlikeli bir suçlu yani. Çok tehlikeli bir mikrop. Bir dakika. Sen hiç korkmuyor musun? Korkmuyorum. Ben polisim artık. Vay! Nani nani. Evet. Devriye aracımız da geldi. Evet. Komiser Nazlı da geldiğine göre şu mikrobu arayalım o zaman. Arayalım. Hadi bulalım. Hadi. Nani nani. Komiser ben geliyor nani. Komiser ben geliyor. Evet, nereye gidiyoruz? Biz. Hı? Biz gidiyoruz. Amirim ben mikrobu gördüm. Dedektif Selvi, bildiğin her şeyi anlat. Tabii. Güvenlik kameralarına yakalanmış mikrop. Ben orada gördüm. Hastanedeki bütün bandajları çalmış. Bir tek bunu düşürmüş, delil olarak getirdi. Kan o, kan. Kan, ne yapacağız polis bey? Hayır, ketçap bu.
Gerçekten çok akıllı, çok yetenekli bir polissiniz. Bu ketçabı nereden bulmuş olabilir? Mutfak. Çok akıllıca. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Mutfağa gidiyoruz. Hadi çabuk kaçıyor. Çok akıllıca. Hadi mutfağa. Dedi. Burada bir ipucu bulabiliriz. Aa, parmak izi mi o? Evet. Aa, pardon. Biz mikrop arıyoruz. Çok tehlikeli. Gördünüz mü? Evet, yakalayamadım. Elimden kaçıp gitti. Bütün eldivenleri kaptı gitti. Aa, bakın eldiven ipucu bunlar. Hadi çabuk kaçıyor. Çabuk kaçıyor. İşte burada bir sürü eldiven var. Bence çok yaklaştık. Çok tehlikeli bir mikrop bu. Dikkat etmeliyiz. İmdat! 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 Yardım edin! Kurtarın beni! Şimdi dikkatli olmalıyız. Tamam. Tamam hocam, geldiniz. Mikrobum ben. Çok tehlikeli, çok uzun bir mikrop. Nasıl yakalayacağız? Böyle. Bak, bunlar ona dokundurduğunda elektrik çarpacak ve etkisiz hale getirecek. Mikrop, dur yoksa pişman olursun. Memur bey, kurtarın beni. Kimse kurtulamaz benden. Çünkü ben çok güçlüyüm. Çok güçlü bir mikrobum. Yakalayacağız. Yakalayın. Tutun. Ya kadar başarılı bir polis. Yakalayın. Daha önce hiç böylesini görmemiştim. Seni unutmayacağım polis. Çok teşekkür ederiz. Senin sayende hastanemiz büyük bir suçudan kurtuldu. Sana çok teşekkür ederim. Kahraman polis. Sakin ol hanımefendi. Elimizden geleni yapıyoruz. Ne oluyor? Bir şey yapın oğlum, iyi diyor. Ne oldu? Beyninde intestinal kanama var. Son doz epi ve antropin verdik. Göz bebekleri büyümüş. Perneasyon başlamış artık. Tepki vermiyor. Mert'in beyin kanaması var. Durdurun o zaman, kurtarın oğlumu ne olur. Kanı pıhtılaşmıyor. Yapacak bir şey yok. Hayır Mert, ne olur kurtarın, ne olur. Nermin Hanım. Yapacak bir şey yok. Hayır ben Mert'siz yapamam, kurtarın oğlum ne olur. Son anlarınız. Ne oluyor, kurtarın ne olur. Lütfen gidin, elini tutun, bir şey söyleyin. Bir şey yapın ne olur. Nermin Hanım lütfen. Yapacak bir şey yok. Elini tutun, bir şeyler söyleyin. Bakın son şansınız. Thank you.
Aydın kardeşim. Abicim. Abicim buradayım, korkma. Sen polisin. Polisler korkar mı hiç? Ben yanındayım. Çok güzel bir yere gideceksin anneciğim. Seni çok seviyorum oğlum. Hoşça kal yavrum. Sakın korkma annem, seni çok seviyorum. Hoşça kal. Hoşça kal abicim. Geçecek hayatım. Hepsi geçecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.